Anne? Ne oldu? Anandi'den haber var mı? Hayır Sukna. Neler olduğunu hiç anlayamıyorum. Evde oturup Anandi'nin dönmesini bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmamız gerek. İyi akşamlar efendim. Evet Om. Bu saatte gelmişsin, ne oldu? Efendim, deponun anahtarlarını getirdim. Neden? Şavan nerede? Anahtarları normalde o getirir. Kendisi bugün gelmedi efendim. Bu yüzden... Şavan işe gelmedi mi? Hayır efendim. Bu yüzden sarımsakları da gönderemedik. Fatura hazır değildi. Gidebilirsin. Tamam, anahtarları ver. Sen git. Tamam. Anne. Ne oldu Sumitra? Neden ağlıyorsun? Moralini bozma. Anan diye hiçbir şey olmayacak. Biliyordum. Hissetmiştim. Neyi biliyordun? Ne oldu? O uğursuz gün. Bunun sebebi de o. Evimize hırsız girip heykeli çalmıştı. Bu kötüye işaret demiştim. Uğursuzluk. Uğursuzluk getireceğini. Ve zavallı kızım. Hala dönmedi. Kim bilir nerede? Umarım başına kötü bir şey gelmez. Yüce Tanrım, zavallı kızımı koru. Annesine haber versek mi? Hayır Gena. Annesine söylememize gerek yok. Annesinin zaten yeterince sorunu var. Anandi'nin ortadan kaybolduğunu söylersek... Baron, Anandi bugün bir kaza geçirmiş olabilir. O masum bir kız. Bu hayatta hiçbir düşmanı yok. Neden biri ona kötülük yapmak istesin? Tıpkı herkesin önünde oğlumu küçük düşürdüğünüz gibi, ben de herkesin ve tüm dünyanın gözü önünde aile onurunuzu iki paralık edeceğim. Ve bu yaptığınızdan ömür boyu pişmanlık duymanızı sağlayacağım. Senin, oğullarının ve tüm ailenin. Göreceksin. İntikamımı mutlaka alacağım. Gidelim abi. Hemen bir yere gitmeliyiz. Bayron, gitmeden önce polise haber vermeliyiz. Abi, polisten önce biriyle konuşmamız daha önemli. Hadi gel. Nereye gidiyorsunuz? Artık bundan hiç şüphem kalmadı. Onunla konuşmadan bu sorunu çözemeyiz. Umarım annemin içine doğan şey doğru çıkmaz, yoksa... Şimdi elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Gidelim abi. İkiniz bana neyi sormaya geldiniz acaba? Gelininiz ortadan kaybolduysa gidip polise rapor verin. Yardıma ihtiyacınız varsa söyleyin yeter. Emniyette tanıdığım müdürler var. Gerekirse adamlarımı da gönderirim. Gelininizin bir fotoğrafını gönderin. Onu bulmanıza yardımcı olurum. Endişe etmeyin. Size elimden gelen yardımı yapacağım. Hessing! Abi bırak onu! Sen karışma, bırak onunla abi. Konuşayım. Hessing! Hessing, bu oyunu seni tanımayan insanlara oyna, beni anladın mı? Elimizde sağlam delil olmadığı için yırttın. Yoksa seni köy meydanına sürükleyerek götürüp orada hak ettiğin cezayı verecektik. Şimdi beni çok iyi dinle Hessing. Anandi'nin başına bir iş gelirse ve sorumlusunun sen olduğunu öğrenirsek, o zaman canını bağışlamam.
Eğer bildiğin bir şey varsa bunu hemen söylesen iyi olur Hetzing. Ben o kadar budala biri değilim Basant. O kadar salak değilim. Sosyal yardım kampanyalarına çok meraklı bir kızı inciterek imajıma zarar vermek istemem. Bundan emin ol. Aslına bakarsan ona yan gözle bile bakmam. Asla. Çünkü herkes düşman olduğumuzu biliyor. Hem de herkes. İnsanların gözü benim gibi bir bakanın üzerinde. Ve yapacağım en küçük bir yanlışta tüm suçu bana atacaklardır. Dediğimi anladın mı? Bu yüzden Byron, adımdan bahsetmeden önce sakin bir kafayla düşünsen iyi edersin. Bu düşmanlık ateşini canlandırmanız hiç iyi olmaz. Bana akıl mı veriyorsun? Bırak onu, bana akıl abi, mı veriyorsun sen? Bırak onu abi. Bak Byron, abini gördün mü? Yardım etmek isteyen bir adama karşı düşünmeden sesini yükseltiyor. Nasıl yardım edeceksin? Bana ha? Sesini yardımına ihtiyacın yok. Efendim. Yardımını istiyorum. O sesini alçalt diyorum. Burası pazar yeri değil. İstesem ben de bağırabilirim. Şu anda evimde olduğuna şükret Basant. İstesem şimdi seni bana hakaret etmek suçundan içeri attırabilirim. Ama başınız zaten belada. Çok gerginsin. Tamam. Bu yüzden seni affediyorum. Git. Size buradan gidin dedim hemen. Tamam Hetzing. Gidiyoruz. Ama bir şeyi sakın unutma. Biri aileme zarar vermeye kalkarsa kim olursa olsun bizden hak ettiği karşılığı alacaktır. Gidelim abi. Hadi oradan. Evimi terk edin. Hadi gidelim. Hadi. Bana ilk saldıran siz oldunuz. Buraya gururla geldiler. Aslında bu iyi haber. Jetsar'ın en nüfuslu ailesinin gelini kaybolmuş. Tüm dünya bunu bilmek isteyecektir. Hetzing'in niyetini çok iyi biliyorum Byron. Ne derse desin ondan şüpheleniyorum. Şu anda bir şey söyleyemeyiz abi. Önce Anandi'ye ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hetzing'i şikayet edebilmemiz için elimizde bir delil yok çünkü. Şimdi polis merkezine gidip Anandi'nin kaybolduğunu rapor etmeliyiz. Bak, bununla ilgili tüm olasılıkları araştıracağız. Gelininizin başına kötü bir şey gelmiş olması gerekmiyor. Son anda bir işi çıkmış olabilir. Belki yakın bir akrabasına rastlamıştır ve bazı nedenlerden dolayı size haber vermemiştir. Komiserim, sizin dediğiniz gibiyse buna seviniriz. Ama Anandi geri dönene kadar oturup bekleyemeyiz, öyle değil mi?
Kayıp raporu veririm. Onu bulmaya çalışın. Tamam. Nasıl isterseniz. Lütfen bana gelininizin bir fotoğrafını gönderin. Fotoğraflarını çoğaltıp tüm polis karakollarına dağıtacağım. Umarım en kısa zamanda bir yerlerden bir haber gelir. Merak etmeyin. Teşekkürler. Abla. Zavallı kızım. Nerede olabilir? Ya başına bir şey geldiyse? Anne. Neden bu kadar olumsuz düşünüyorsun ki sen? Babamla amcam Anandi'yi bulmaya gittiler. Mutlaka güzel bir haberle dönecekler. Evet abla. Her şey yoluna girecek. Lütfen endişe etme. Abla. Kızımı getirmediniz değil mi? O nerede? Nerede söyleyin? Söyleyin. Söyleyin kızım nerede? Sizinle gelmedi mi? Nerede? Söyleyin. Ne oldu baba? Efendim. Şavan'ın anne babası sizinle konuşmaya geldiler. Ne vardı? İyi akşamlar. Yanınızda çalışan Şavan benim oğlum oluyor. Ne oldu? Bir şey yok ya. Bugün işe gelmemiş. Hayır efendim. Bir şeyi yok. O bugün işe gitti. Ama vakit geç oldu ve hala eve dönmedi. Bilgi almaya gelmiştik. Efendim, onu iş için bir başka köye mi gönderdiniz yoksa? İşe gelmeyen birini başka yere nasıl gönderebilirim? Ama efendim, işe gideceğini söylemişti ve akşam döneceğini. Ama dönmedi. Efendim, rica etsem gelininize sorar mısınız? O biliyor olmalı. Kendisi bu sabah evimize geldi. Şavan'ı almak için. Bizim gelinimiz mi? Anandi'den mi söz ediyorsun? Evet. Evet efendim, gelininiz. Ve yanında büyük bir çanta vardı. Şavan'ın da büyük bir çantası vardı ve birlikte ayrıldılar. Şimdi daha fazla endişe etmeye başladım Bay Basant. Eğer siz de bilmiyorsanız, oğlumla gelininiz nereye gitmiş olabilirler efendim? Yüce Tanrım, oğluma ne oldu? Merak etmeyin, biz ikisini de bulmaya çalışacağız. Şimdi evinize dönün. Bir şey öğrenir öğrenmez size haber veririz. Tamam Bay Bayron. Anandi, o gençle nereye gitmiş olabilir? Hmm.
Anandi! Anandi! Neden seni ağlarken gördüm Anandi? Umarım iyisindir. Neden içime bir sıkıntı girdi? Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ne oldu acaba? Makan! Ratan! Hira! Hepiniz buraya gelin. Geldik efendim. Çabuk olun! Hadi! Tüm arabaları alın ve civar köylerin hepsine bakın, tamam mı? Ratan, adamları alıp Ramchart'a git. Sen Hira, hemen bandaya git, anladın mı? Hadi! Alo? 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 Kim? Hadi yola çıkın. Hadi, hadi beklemeyin. Ve aramadık yer bırakmayın. Byron, sen evde kal. Anandi'den haber gelebilir. Gidip emniyet müdürüyle konuşayım, yoksa polis bir şey yapmaz. Tamam abi. Nereye gidiyorsunuz Bay Basant? Önce şu gelininizi bir görelim. O nerede? Bu şekilde nasıl konuşursun? Ne demek istiyorsun? Bay Basant... Karımla ben olanlardan sonra dünden beri perişan bir haldeyiz. Oğlumuzun gelininizle birlikte gittiğini size söylemiştik, biliyorsunuz. Neden bunu bize dün söylemediniz? Neden oğlum gibi gelinizin de kayıp olduğundan bahsetmediniz? Üstelik karakola gidip gelininizin kaybolduğunu söylemişsiniz. Bay Basant, bizden gizlemeye çalıştığınız asıl gerçeği bu fotoğraf açık bir şekilde söylüyor. İşte...
aklınızdan geçen neydi? Aile onurunuzu mu koruyordunuz? Gelininizin yaptıklarını bir şekilde gizleyerek mi? Herkesin bildiği şeydir. Güçlü insanlar her hakka sahiptir. Biliyor musunuz Bay Basant? Oğlumu yoksulluk içinde büyüttüm ben. Ama şunu gururla söyleyebilirim. Oğlum ahlaksız biri değildir. Böyle şeyleri asla yapmaz. Ama bütün köy şunu iyi biliyor. Sizler gelininizi olabildiğince özgür bıraktınız. Ve şimdi oğlumun kafasına girip ona çok yanlış şeyler yaptırdı maalesef. Öyle kızlar için genç bir erkeğin aklını çelmek zor değildir. Gelininiz her gün saçma bir bahane bulup evime geliyordu. Sonra Şavan'la birlikte bisiklete atlayıp evden ayrılıyorlardı. Bizler onurlu insanlarız. Küçük gelininizin, bizim saf oğlumuzun bu şekilde aklını çeleceği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü kendisi saygın bir ailenin gelini. Bu yüzden aklımıza kötü bir şey gelmedi. Çok üzgünüm Bay Basant. Ama gelininiz çok vicdansızmış. Benim oğlumun hayatını mahvetti. Oğlumun yaşça kendisinden küçük olduğunu bile düşünmedi. Gelininizin tatlı sözlerine biz bile kandık. Bizim oğlumuz çok saf bir genç. Oğlumuzu alıp gitti. Meğer gözümüzü dört açmalıymışız. Onun yaşında bir kız, üstelik kocasının terk ettiği bir kız, kendisini kontrol edemeyen bir gelin her şeyi yapabilirmiş. Ama Bay Basant, küçük gelininiz koskoca köyde kandırabileceği başka bir genç bulamadı mı? Nereye gidiyorsun? Asıl gerçekle ilgili delil bulmaya. Bu yalanı ortaya çıkarmak görevimiz. Thank you.
Ne oldu? Anandi, o nedir? Burada eski giysilerim var. Dün okuldan dönerken tarlada çalışan birkaç kadın gördüm. Durumları çok kötüydü. Üzerlerinde doğru dürüst bir şey yoktu. Ben de onlara yardım etmek istedim. Anandi'nin elinde büyük bir çanta vardı. Şavan da eşyalarını toplamış. Sonra birlikte gitmişler. Hayır. Anandi bunu asla yapmaz. Bu yalan. Doğru değil. Anandi böyle bir ahlaksızlık yapmaz. Bu doğru abla değil. Bu nasıl olabilir söyleyin. Nasıl olabilir? Abla, sakin ol. Lütfen abla. Ama Gena sen de biliyorsun. Anandi böyle bir şeyi asla yapmaz. Sumitra, hepimiz Anandi'ye güveniyoruz. Her şey düzelecek. Biliyorsun değil mi? Kızım bunu nasıl yapabilir? Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Nasıl yapabilir? Sumitra. Sumitra. Abla. Sumitra. 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 Abi hemen Lal'ı buraya çağır. Tamam. Abla aç gözlerini. Alo Lal. Anandi. Geldin mi kızım? Anandi. Geldin değil mi? Biliyordum. Anandi. Biliyordum kızım. Biliyordum. Kızım. Kızım benim. Güzel kızım. Güzel kızım. Sen hiçbir şey yapmadın. Yapmadığını biliyordum kızım. Çünkü sen böyle bir şey yapmazsın. Sanırım Anandi'yi görmeyi çok istiyor. Onu çağırın lütfen. Evlat, Anandi şu anda eve gelemez. Bir şey yüzünden aşırı strese girmiş. Dinlenmesi gerekiyor. Ona bir iğne yaptım. Uyumasına yardımcı olacak. Bu ilaçları alın. Yine strese girerse bu ilaçlardan verin. Alo? Ne? İyi ama be adam, işe yeni girmiş birine o kadar parayı nasıl verirsin? Lanet olsun. Böyle büyük bir hatayı nasıl yaparsın? Onu işe ben aldım ama tüm parayı bana bile sormadan ona gözü kapalı teslim edebilirsin anlamına gelmiyor. Evet, tamam. Ne yapabiliriz bakacağız.
Ne oldu abi? Hiç anlamıyordum. Muhasebeci aradı. Şavan kasadan tam 25 bin rupi almış. 25 bin rupi mi? Hiç anlamıyorum abi. Sanırım insanları tanıyamamışız. Amca, endişe edecek hiçbir şey yok. Nabzı normal atıyor. Ama akşam yine gelip kontrol edeceğim. Geldiğin için çok sağ ol. Yoksa hepimiz paniğe kapılacaktık. İşlerin seni bekliyordur. Neler söylüyorsun Basant amca? Ben doktorum. En önemli işim hastalara bakmak benim. Ayrıca aileden biri hasta olunca doktorlar da paniğe kapılır. Pekala. Makana seni bırakmasını söyleyeyim. Hayır, buna gerçekten gerek yok. Kendim gidebilirim. Önemli değil, ben bırakırım. Hadi gel. Basant amca, ablam bana her şeyi anlattı. Endişe etmeyin. Anandi yakında bulunacaktır. Bundan eminim. Anandi sizin güveninizi asla sarsmaz. Gena, sen burada Sumitra ile kal. Onu bu halde yalnız bırakmamalıyız. Hadi benimle gel. Baba, ailemizin heykeli evine döndü işte. Bunu Şavan'a borçluyuz. O olmasaydı ailemizin bu değerli heykelini asla bulamazdık. Lütfen bu parayı al. Yaptığın şeyin yanında lafı bile edilmez. Şöyle düşün. Bir büyüğün olarak yaptığın şey için seni onurlandırıyor. Bir büyüğüm olarak bir şey vermek isterseniz, bir büyüğüm olarak bana dua edin. Bu bana yeter efendim. Hayır, duanız yeterli. Lütfen bana dua edin. Şavan kasadan tam 25 bin rupi almış. Amca, bu Şavan iş arıyor ve bir işi yok. Paraya da çok ihtiyacı var. Bu yüzden seninle tanıştırmak istedim. Şavan çok çalışkan bir genç ve yoksul bir aileden geldiği halde de okumuş. Ama köyde eğitimine uygun bir iş bulamamış ne yazık ki. Buldukları sadece fiziki güç isteyen düşük ücretli işler. Muhasebecinin yardımcısı olarak deponun hesap işlerine bakabilir. Bunun hem kendine hem de bize faydası olur. Böyle büyük bir hatayı nasıl yapabildim? Onu sorup soruşturmadan işe aldım. Hepsi benim dikkatsizliğim yüzünden. Bay Basant hesap defterlerini istemişti. Bunları nereye koyayım? Şuraya bırak. Ben artık gideyim. İyi günler. Çok sessiz değil mi? Sadece işini yapıyor. Eğer doğru yerde olsaydı, çok başarılı olabilirdi. Nedense içimde bir boşluk hissediyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. İçimde bir şey bana huzur vermiyor. Ve beni çok rahatsız ediyor. İçim daralıyor yenge. Anandi, Anandi kızım.
Döndün mü? Anandi? Anandi. Döndün mü kızım? Kızım bir şey yapmadı. Benim kızım bir şey yapmadı. Şikayetçiyim komiserim. Kendi kardeşim toprağımın yarısını aldı. Ben o toprağa çok emek verdim. Ve şimdi toprağım küçüldü. Borçlarımı nasıl ödeyeceğim? İyi günler efendim. Merhaba Bay Bayron, oturun. Size Anandi'nin fotoğraflarını getirdim. Onu bulmamıza yardımı olur. Bu fotoğrafları çoğaltıp tüm karakollara göndereceğim. Bir gelişme olur olmaz size haber veririz. Numaram sizde var öyle değil mi? Evimin telefonunu da vermiştim. Lütfen merak etmeyin. İki numaranız da bende var. Sizi arayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Şu adam Bayan Kalyane'nin oğlu Bay Bayron değil mi? Neden buraya gelip gelinin fotoğraflarını verdi? Sessiz ol. Sana söyleyeceğim şeyi başkası bilmemeli, tamam mı? Bir başkası duyarsa seni içeri atarım. Adamın gelini ortada yok. Belki de evden kaçtı. Anladın mı? Şş. Ne? Sen ne diyorsun bacan? Evet. Haberi doğrulattım. Komiser yardımcısının kendi söyledi. Komiser yardımcısı sana kızın kaçtığını mı söyledi? Öyle mi? Evet. Biliyorsun. Kardeşimle aramda toprakla ilgili bir anlaşmazlık çıktı. Şikayetçi olmak için Jetsar karakoluna gittim. Bay Bayron da oradaydı. Elinde gelinin fotoğraflarıyla. O gittikten sonra komiser yardımcısına sorduğumda kızını ortadan kaybolduğunu söyledi. Genç bir adamla kaçmış olabilirmiş. Genç bir adam mı? Pekala. Başka bir şey öğrenirsen söyle. Tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Hoşça kal. Sonra görüşürüz. Gauri. Evet baba. Bir arkadaşım aradı. Jetsar'dan yeni haberler var. Ne olmuş baba? Anandi evden kaçmış. Bizim köyden bacan haber verdi. Baba, hastaneye gidip Jagat'a haberi vermem gerek. Ne oldu Gauri? Neden telefon edip hemen gelmemi istedin? İyi misin? Ben iyiyim Jagat. Ama evinde durum pek iyi değil. Bu yüzden haberi sana bizzat vermek istedim. Şu Anandi, ailenin sevip saydığı o kız. Kendinden bile fazla güvendiğin insan. Bana karşı bile sesini yükselttiğin eski eş. Erdem'in sembolü. Doğruluk abidesi olan Anandi, köyünden bir olanla evden kaçmış.
Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu söylediğin imkansız. Anandi bunu asla yapmaz. Biliyorum. Şoke edici olduğunu biliyorum. Ama bu doğru. Bugün Jetsar'dan babamı aradılar. Anladın mı? Bu beni hiç şaşırtmadı. Yani olacağı buydu zaten. Ne de olsa o da bir genç. Üstelik eşi onu terk etmiş. O da bir kadın. Yani onu teselli edecek birine ihtiyacı var. Kaderini paylaşacağı biri gerekli. Ailendeki insanlar öyle birinin yerini alamaz. Hayat arkadaşı olacak biri gerekli. Sonuçta o da bir insan. Neden onu iyilik meleği olarak gördüğünüzü hiç anlamıyorum. Başka bir kız olsaydı söylediğin doğru olabilirdi. Ama Anandi böyle bir şeyi asla yapmaz. Onun idealleri Gauri, kendine saygısı, ailesine olan sevgisi ihtiyaçlarından daha önemlidir. Onların onurunu düşünür. O ailesine asla ihanet etmez. Ayrıca Anandi asla yalan söylemez. Duygularını ve düşüncelerini herkesin önünde cesurca ifade eder. Bir başkasıyla gitmek isteseydi bunu kesinlikle bu şekilde yapmazdı. Herkese söylerdi. Herkesin onayını alırdı. Neden birilerinden korksun ki? Neden gizlesin? Babam zaten yeniden evlenmesini istiyordu. O zaman neden reddetti? Reddetmeseydi o zaman nasıl herkesin saygısını kazanırdı? Kendini nasıl asil gösterecekti? Jagat, burada hikaye falan uydurmuyorum. Jetsar'dan birisi Anandi'nin bir çocukla kaçtığını söyledi. Ailen de Anandi'yi arıyormuş. En azından şimdi gerçeği gör. Anandi'nin de yanlışlar yapabileceğini kabul et lütfen. Anandi bir melek falan değil. Sonunda gerçek yüzünü gösteren bencil bir kız. Onu hala ideal kadın olarak görüyorsun. Evet. Çünkü ortada bir yanlış anlama olabilir. Belki birileri ona iftira atıyordur. Ne Tanrı bileyim. Aşkına ne iftirası? Evden kaçmış. Yine de başka olasılıklar da var. Anandi! Yoksa geçirdiği o kaza yüzünden. Gauri, gerçeği bilmem lazım. Onunla aramdaki bağ son bulsa da insaniyet gereği. Ne de olsa pek çok yılım onunla geçti. Hayatı tehlikeye girsin istemem. Onun küçük düşürüldüğünü görmeye dayanamam. Bir şey yapman gerekmiyor Jagat. Çünkü Anandi'nin ahlaksızca işler yaptığından adım gibi eminim. Onunla ilgili söylenen her şey doğru. Ben de şundan eminim. Anandi bunu asla yapmaz. O masum. İnsanların onu suçlamasına asla izin vermem. Neye dayanarak böyle konuşuyorsun? Ne söylemeye çalışıyorsun? Masum olduğunu ispat edebilir misin? Şimdi bunu yapmam gerek Gauri. Bu akşam trenle Jetsar'a gideceğim. Ve buraya Anandi'nin masum olduğunu ispat edince döneceğim. Sabahtan beri bir şey yemedin. Lütfen bir şeyler ye. Söyledim ya, aç değilim. Neden yemek getirdin? Aç kalırsan Anandi geri gelecek mi peki? Lütfen saçmalama. İnat etme.
Buna inanamıyorum. Anandinin bunu yapabildiğine inanamıyorum. Ne demek istiyorsun? Anandinin o çocukla kaçtığına mı inanıyorsun? Böyle bir şeye nasıl inanabilirsin Basant? Doğrusunu istersen... Buna ben de pek inanamıyorum. Biliyorum. Anandi ailesi için canını bile verebilecek biri. Ama söylenenleri düşününce, şartları da görünce insanın aklına bir kurt düşüyor. Sen söyle. Bunlar hangi şartlarmış? Şartlar oluşturulabilir değil mi? Belki birileri çok kurnazca bir oyun oynuyor. Asıl soru şu. Anandi bunu neden yapsın? Çaresiz biri miydi, mutsuz biri miydi ki bu adımı attı? Bu soruyu düşünmen gerekiyor. Senin sorunun... Cevabı daha acı gene. O yaşta bir kızın... Herkes gibi gereksinimleri var. İhtiyaç duyduğu şeyler. Ve Anandi... Daha kaç yaşındaki... Yalnızlığını paylaşacak birini bulmuş olamaz mı? Kederini ve üzüntüsünü, sevincini paylaşabileceği birini. Bu yüzden kafası karışmış olamaz mı? O zaman... insan pek mantıklı düşünemez gene. Tüm değer yargıları unutulup gider. Ahlaki değerler, manevi değerler önemsiz olur. Yemeği geri götür, bir şey yiyemem. Dinle. Endişelenmene hiç gerek yok. Her şey düzelecek. Tamam mı? Merak etme canım. Bu kadar çok düşünmenin ne faydası var? Ha? Damadımız evine gitmişse ne olmuş? Bırak istediğini yapsın. O kız gerçekten biriyle kaçtıysa orada kalarak ne yapacak ki? Ha? Geri dönecektir kızım. Hiç merak etme. Biricik kızımı hiç bu halde görmemiştim. Damadımızı ikna etmek için çok uğraştı. Ama her şeye rağmen onu ikna edemedi. Kızım, merak etme. Fazla düşünme. Kızım, bu kadar çok düşünüp strese girmen ne senin için ne de bebek için sağlıklı değil hayatım. Hadi, biraz dinlen. Uyu tatlım. Hadi canım, hadi. Biraz uyu. Hadi kızım.
Ben de bundan korkuyordum. Kızım ilk kez bana gelip de damadımızla evlenmek istediğini söyleyince hemen tamam dememeliydim. Ona açıklamalıydım. Kızım ya günün birinde ilk karısına dönerse demeliydim ona. O zaman ne olacak demeliydim. Görüyorsun. Ne oldu? Kızım karnında onun çocuğunu taşıyor. Ve damadımız karısı bu haldeyken yanında kalacağına Anandi'yi bulmaya gitti. Karısı için endişe bile etmiyor. Maalesef damadımızı tanıyamamışız. Tıpkı bir çocuk gibi davranıyor. Karısını burada yalnız bırakıp bağını çoktan koparmış olduğu bir kızın peşine düştü. Bunun anlamı nedir? Nedeni ne? Neden olabilir? Kızımın iyiliği için dua ediyorum. Üzülmemesi için. Onun iyiliği için. Tanrı damadımızı geri göndersin. Yine de kızımızın moralini yüksek tutmalıyız. Eğer kötü bir şey olursa canım kızımız bu şoka dayanamaz. İyi günler. Otur Muhtar. Neden geldiğimizi biliyor olmalısınız. Bazı söylentiler var. Çocuğun ailesi Anandi ile ilgili suçlamalarda bulunuyor. Gerçekten asılsız şeyler söylüyorlar. Duyduklarıma asla inanmadım. Ama bilirsiniz, Anandi'nin yerini öğrenene kadar bu insanları susturmak çok zor olur. Ne kadar insan konuşursa o kadar dedikodu olur Bay Basat. İnsanların başkalarının hayatını kurcalamaktan ne çok zevk aldıklarını siz de bilirsiniz, öyle değil mi? Eğer bir ailede sorun varsa sorunu çözmek yerine ateşi körüklerler. Hiç kimse masum bir kızın adı kötüye çıkar mı diye düşünmez. Bunu hiçbir zaman umursamazlar. Ve elbette ailesini de. Pek de öyle değil Muhtar. Hikaye falan uydurmuyoruz. Sadece gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Bu ailenin gelini tüm köyün gelinidir. Adını lekelemekle elimize ne geçecek? Evet, biz de Anandi gibi iyi bir kızın bunu yaptığına inanmıyoruz. Ama Anandi'nin şu anda evde olmadığı da doğru. Peki nereye gitti? Bunu söyleyin ve herkes sussun.
o gün gelininizi mabette gördüm, o genç çocukla. Onu uzun zamandır tanıyormuş gibi konuşuyordu onunla. Evet, onları ben de gördüm. Affedersiniz. Bir erkekle bir kızın konuşmalarında ne sakınca olabilir? Bunda ne kötülük var? Aralarında illa aşk ilişkisi mi olması gerekiyor? Benim anan diye olan inancım sonsuz. Ama gelininiz o çocuğu ne kadar tanıyor acaba? Anandi'yi daha önce biriyle öyle neşeli konuşurken hiç görmemiştim. Ayrıca herkesin dediğine göre Anandi o gence bir iş bulmuş. Aralarında bir şey olmalı. Ve ikisi de aynı anda kayboldu. Ne Anandi'den bir haber var ne de o gençten. İnsanlar bunu neden uydursun? Ayrıca gencin ailesinin dediğine göre Anandi evlerine gelmiş ve o gençle birlikte ayrılmış. Şimdi söyleyin, o yaşta neden yalan söylesinler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Kimse Anandi aleyhinde konuşamaz. Tek kelime bile. Bu imkansız. Anandi biriyle kaçmış olamaz. Anandi ile ilgili bu tür dedikodular yaydığınız için hepiniz kendinizden utanmalısınız, tamam mı? Bunu ispat etmek için buraya geldim. Anandi asla yanlış yapmaz. Hepiniz yanılıyorsunuz. Ona empati duyuyormuş gibi yaparak onun adını lekeliyorsunuz. Hiç utanmadan onu kötülüyorsunuz. Hepiniz o gençle beraber kaçtığına inanıyorsunuz, öyle değil mi? Hepinizin bu inancını çürüteceğim. Çünkü ben mutlaka Anandi'yi geri getireceğim. Ve buraya geldiğinde gerçeği anlatacak. Neden hala buradasınız? Pembe dizi mi oynuyor ha? Bitti mi? Şimdi lütfen kendi evlerinize dönün hadi. Ailemiz için endişe etmenize artık gerek yok. Bak oğlum, babaannenle çok eski dostuz. Bu yüzden buralara kadar geldik. Babaannenin gelini bir anda ortadan kayboldu. Endişe etmemiz gerekmez mi? Hiçbir şey nedensiz değildir evlat. Lütfen kusura bakma. Tüm bunların nedeni Anandi. Yoksa bu ailenin gelinine ya da kızına kim laf söylemeye cüret edebilir, söyler misin? Evet oğlum, sen şehirde yaşıyorsun. Bu köyde neler olup bittiğini bilemezsin. Bunu bize sor. Anandi'yi köyde o çocukla dolaşırken çok gördük. Ayrıca bu genç senin babanla amcanın yanında çalışan biriydi. Bu ailenin gelininin yanınızda çalışan bir işçiyle hoş sohbeti kesinlikle ona yakışmıyor. Şavan'ın annesi. Neden bazı şeyleri hiç yoktan abartıyorsun? Biraz sabırlı ol. Bırak gerçek ortaya çıksın. Dinle muhtar. Biz o kızın düşmanı değiliz. Beni anladın mı? Anandi'yi kendi kızımız gibi görürüz. Ama hiç kimse gördüklerini inkar edemez. Biz sadece gördüklerimizi söyledik, tamam mı? Gördüğünüz her şey doğru olmayabilir. Eğer gördüklerinizden, sözlerinizden ve düşüncelerinizden çok eminseniz... O zaman sizi nasıl susturacağımı iyi biliyorum ben.
Anandi'yi en kısa zamanda karşınıza getireceğim, göreceksiniz. Ve Anandi'nin yanlış yapmadığını ispatlayacağım. O zaman siz yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Masum bir kızı lekelediniz. Büyük günah işlediniz. Pekala evlat. Anandi ile o genci buraya getir. Bizler de inanalım. Hadi gidelim. Anandi'yi en kısa zamanda sizin karşınıza çıkaracağım. Onun yanlış bir şey yapmadığını size ispatlayacağım. O zaman pişman olacaksınız. Masum bir kızı suçlayarak büyük bir hata yaptınız. Büyük bir günaha girdiniz. Pekala oğlum. Anandi'yi ve o genci buraya getir. Biz de inanalım. Hadi gidelim. Anne. O insanların saçmalıklarına kulak asma. Onlardan bize ne? Saçma sapan konuşuyorlar. Ama Tanrı'ya sonsuz bir inancın var, öyle değil mi? Çünkü kalbim ve inancım bana diyor ki Anandi ailemizi utandıracak bir şeyi ne olursa olsun asla yapmaz. Siz ona bütün sevginizi verdiniz. Bunun şakasını bile yapmaz.
Anandi bize ihanet etmez anne. Asla. Onu getireceğim. Göreceksin. Biraz önce burada gördüğün o bütün insanlar, orada onu yargılayanlar çok utanacak anne. Lütfen merak etme. Bütün dünya Anandi'nin suçsuzluğunu kabul etmek zorunda kalacak. Jagdish Anandi'mi geri getirecek. Buna inancım tam. Sevgili kızımı geri getirecek. Onu getirecek. Efendim, Bay Madan geldi. Dena. Madan buraya gelmiş. İçecek bir şeyler getir. Tamam. Abla, lütfen biraz dinlen. Birazdan dönerim. İyi günler. Hoş geldiniz. Thank you.
bir önerim olacak. Sadece gelininiz Anandi için değil, bu budalalığınız için de. Bakın Bay Byron, sözlerimi biraz sert bulursanız buna kusura bakmayın ama ben daima doğru söyleyen biriyimdir. O kızı çok fazla özgür bıraktınız. Ona çok fazla güvendiniz. Böyle olacağı önceden belliydi. Bakın ne oldu? Gelininizin yaptığına bakın. Ha, zaman kötü. Bakın Bay Basant, sizler bu meseleyi istediğiniz kadar gizlemeye çalışın, yine de duyulacaktır bu. Eskilerin dediği gibi efendim, yerin kulağı vardır. Benim işittiğim kadarıyla o genç adam kasadan aldığı parayla kaçmış. Bakın Bay Byron, bence hemen karakola gidip o gençten şikayetçi olun. Öyle insanlar ancak polis dayağından anlarlar. Dersini anında alacaktır. Ayrıca o ikisi yetişkin. Çocuk falan değiller. Akılları başlarında. Anandi olan biteni anlamayacak yaşta bir çocuk değil. Hiç kimse onu zorlamadı. Yani o yaptığı her şeyi bilinçli olarak yaptı, öyle değil mi? Ha, söyler misiniz bana? Benim tavsiyeme uyun. Karakola gidip hırsızlıkla ilgili rapor verin. Polis o genci bir şekilde bulacaktır. Sonra istediğinizi yaparsınız. İster cezalandırırsınız, isterseniz bırakırsınız. Bizi endişelendiren şey para falan değil. Bu yüzden polise bu hırsızlığı bildirmeyi gerekli görmedik. Bizi kızımız endişelendiriyor. Köylülerin arkamızdan söyledikleri ya da düşündükleri umrumuzda bile değil. Zahmet etme gelin. Bu aşırı konukseverliğe hiç gerek yok. Buraya ailemi düşünüp öğüt vermeye geldim ben. Ama görünüşe bakılırsa verdiğim öğüdü pek de önemli bulmadınız. Öyleyse ben gidiyorum. Önce köylüler geldi ve saçma sapan konuştular. Şimdi de Madan amca Anandi hakkında saçmalayıp gitti. Ama siz tek kelime etmeden öyle oturdunuz. Baba, Anandi'yi kızın sayıyorsun değil mi? Bir baba kızına böyle mi yapar? Anandi'ye bu kadar mı güvendiniz? İnsanlar birkaç laf etti diye Anandi'ye olan güveni sarsıldı mı? Ne oldu? Yeter Caktış, yeter. Çok konuşuyorsun. Vazife ve güven. Bu sözcüklerin anlamını biliyor musun acaba? Söyle. Evet, biliyorum. Anandi'ye iyi davranmadığımı farkındayım, tamam mı? Ona ihanet ettim, onu terk ettim, onu incittim. Bu yüzden Anandi üzerindeki haklarımı kaybettim. Ama siz hepiniz onun ailesisiniz. Onun için oğlunuza sırt çevirdiniz. Öyleyse neden biri gidip onu bulmaya çalışmıyor? Neden gerçeğin açığa çıkmasını istemiyorsunuz baba? Tanrı aşkına ne demeye çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor muyuz? Böylece oturuyor muyuz? Ne söylemeye çalışıyorsun? Ben sadece polise gitmekle bir şey elde edemeyiz diyorum. Bunu polisten bağımsız araştırmamız lazım. Yapmamız gereken bu.
Görünüşe bakılırsa Anandi kimsenin umrunda değil. Jagdish. Kim oluyorsun da bize ne yapıp ne yapamayacağımızı söylüyorsun? Bu ailenin büyüklerinin Anandi'ye karşı vazifelerini yapıp yapmadıklarına karar verme hakkını sana kim verdi? Köylünün önünde kocaman laflar ettin, öyle değil mi? Anandi'yi getireceğine bile söz verdin. Şimdi ne oldu? Kimse senden yardım falan istemedi. Anandi'yi kendi imkanlarımızla bulacağız. Aklına ihtiyacımız yok. Anandi'nin bütün yaşadıklarından çıkan bunca sorundan, bu saçmalıklardan sen sorumlusun. Anandi'nin başına gelenler için seni suçluyorum. Bütün bu olanların suçlusu sensin Jagdish. Gauri denen kızı hayatına soktuğundan beri Anandi'nin hayatı yalnızlık ve kederle doldu. İkiniz şehirde mutlu şekilde yaşadınız. Ama o zavallı kız ailesinin desteğine rağmen içine girdiği o karanlık dünyadan çıkamadı. Çünkü ömrü boyunca ona destek olması gereken hayat arkadaşı verdiği sözleri unutup başka bir kıza gitti. Anandi yine senden şikayetçi olmadı. Her seferinde misafir gibi geldin. Ve sana gereken ilgi gösterildi. Her seferinde kendine hizmet ettirdin. Sırf Anandi üzülmesin diye bu evin kapılarını sana açtık. Eğer bana kalsaydı, seni bu evin kapısından bile sokmazdım. Bu yüzden hepimiz için en iyisi bizim sorunlarımızdan uzak durman. Çünkü bu aile acılarını yabancılarla asla paylaşmaz Jagdish. Sizin için yabancı olabilirim. Bana güvenin ya da güvenmeyin fark etmez. Ama Anandi'yi böyle suçlayamazsınız. Buna izin vermeyeceğim. Başka bir dünyaya gitmem gerekse de, gökleri aramam gerekse de Anandi'yi mutlaka bulacağım. Komiserim, Anandi ile ilgili bir şey öğrenebildiniz mi? Ondan bir haber var mı? Eğitimli bir gence benziyorsun. Ama yine de genç adam, beni sorgulamadan önce kendini tanıtman gerektiğini bilmiyorsun. Sen kimsin ve bana bu soruyu neden soruyorsun? Galiba Jetsar'da yenisin. Beni boş ver. Önce kendini tanıt. Sen ne zamandır Jetsar'dasın? Bu köyde doğup büyüdüm. Büyük evdeki Byron ailesindenim. Bay Byron benim babam. Oo. Demek Bay Byron'un oğlusun sen. Yani sen karısını başka bir kadın için terk eden gençmişsin. Lütfen efendim. Anandi hakkında bir şey öğrendiyseniz bana söyleyin. Şu anda sadece köyünden bir gençle birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyebilirim. En azından bize söyledikleri bu. Gencin ismi Shavan. Ailesi Anandi'nin onun aklını çeldiğini söylüyor. Şimdilik bundan fazlasını söylemem imkansız. Al oğlum, su iç. Bu yaşta tek desteğimi yitirdim oğlum. Sen daha şanslıymışsın. O kızdan bunlar olmadan önce ayrılmışsın. Yoksa
Bugün benim yaşadıklarımı yaşardın. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki? Çünkü Anandi... Oğlum, o kız her şeyi kendi planladı. Tatlı ve güzel sözlerle oğlumu kandırdı. Onu götürdü. Oğlum masum biri. Ve genç. Anandi'nin sözlerine kandı. Anandi ona iş bularak iyilik yaptı. Buna kandı. Ve şimdi karı koca olarak acı ve ölüm dışında hiçbir seçeneğimiz kalmadı. Üstüne alınma evlat. Ama zenginler bir şey kaybetmiyor. Para onların tüm ayıplarını örtüyor. Ama bizim gibi yoksulların tek varlığı şerefleri. Şerefimizi de kaybedersek o zaman tamamen yoksul kalırız. Ona iş bulduktan sonra böyle yapacağını bilseydik aç kalmayı yeğlerdik. Açlıktan ölsek bile oğlumuzu asla o işe göndermezdik. Jagdish, nereye gidiyorsun? Bu bardağı koyma ya. Dinle. Beni dinle. Oğlum, neden zahmet ettin? Zahmet olmadı. Anandi'nin kocasının onu terk ettiğini öğrenince hepimiz şoke olmuştuk. Ama onu neden terk ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Senin gibi akıllı ve kültürlü bir gence o kızcağız kesinlikle layık değil canım. Öyle bir kız... Anandi'yi sizden öğrenecek değilim. Onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Onu hiç kimse benden daha iyi tanıyamaz. Biri kızgın korda yürüyüp bana dese ki Anandi son derece kötü biri, ona asla inanmam. Anladınız mı? Bir şey daha. Acımız ve kederimiz gerçekten çok büyük demiştiniz, öyle değil mi? Ama tek oğlu ortadan kaybolmuş olan bir aile atıştırmalık şeyler hazırlamaz. Doğru olmayan bir şeyler var. Yalan söylüyorlar. Çözemediğim şeyler var. İkisi de bir şey saklıyor. Her şeyi öğrenmem lazım. Bunu derinlemesine araştıracağım. Kimsiniz? Ben Jagdish efendim. Buraya Guli'yi görmek için geldim. Kalyani'nin torunu. Guli pek iyi değil. Biraz dinleniyor. İçeri gel. Gel.
Kuli. Seni görmeye gelmiş. Otur oğlum. Evlat, Gulen'in babaannesi mabede kadar gitti. Ben size çay getireyim. Hayır hayır, gerek yok. Ama oğlum, yemek zamanı olmadığından yemek veremem. Ama çay ikram edebilirim, değil mi? Sen onunla konuş. Büyük babanın söylediğine göre pek iyi değil misin? Evet, biraz ateşim var. Ama yakında kendime gelirim. Guli, herhalde biliyorsundur. Anandi birden ortadan kayboldu. O gün ne olduğunu bilmek istiyorum Guli. Anandi o gün okula geldi mi? O gün her zamanki gibi ablamı bekledim ama o okula gelmedi. Normalde her gün kaçta gelirdi? Her gün dersler başlamadan 10 dakika önce gelirdi. Yani o gün okula gitmek için çıktığında ortadan kayboldu, öyle mi? Peki Guli, ortadan kaybolmadan önce Anandi'yi gördün mü? Onu gördüğünde bir değişiklik fark ettin mi? Sana bir şey söylemeye çalıştı mı? Düşün ve söyle. Evet, o farklı görünüyordu. Nasıl farklı? Hayır. Aslında düşündüm de pek sanmıyorum. O normal görünüyordu. Ne zamandır hastasın? Ben son 3-4 günden beri bu haldeyim. Bugün biraz hafifledi. 2 gün önce daha şiddetliydi. Yine de hastasın. Biraz dinlenmelisin. Demek 2 gün önce hastaydın, öyle mi? Ama yine de okula gittin. Neden? Evet, Anandi ablam sınav sonuçlarını açıklayacaktı. Ve ben de okula gitmem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden gittim. Yani yüksek ateşin olduğu halde sonuçları öğrenmeye gittin. Ama sınav sonuçlarını Anandi ablam oku... Demek istediğim, Anandi ablam sonuçları getirmedi. Yani kendisi gelmedi. Anandi okula gelmediği zaman onun için endişe etmedin mi? Her zaman okula gelirdi. Soğukta ya da sıcakta. Ne olursa olsun fark etmezdi. Anandi ablan daima okulun kapısını ilk açan kişi olurdu. Neden gelmediğini öğrenmek istemedin mi? Bizim eve gelip nesi olduğunu sormayı düşünmedin mi hiç? Anandi'nin neden gelmediğini, hasta mı olduğu öğrenmek için, başına bir iş mi geldi diye, bunu merak etmedin mi? Bak Guli, bana yalan söylediğini biliyorum. Şimdi gerçeği söyle. Anandi okula en son ne zaman gitti? Kiminleydi? Onu herhangi biriyle konuşurken gördün mü? Bana gerçeği söyle. Anandi nerede? Hayatı tehlikede mi?
Ona ne oldu? Söyle Guli. Sen ona abla derdin. Onu ablan gibi görürdün. Onun iyiliği için söyle. Gerçek ne? Hadi söyle. Bir şey gizleme. Bak, bir şey sakladığını biliyorum. Bu yüzden her seferinde farklı cevaplar veriyorsun. Ne olduğunu söyle, söyle. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana bu tür sorular sorma. Ben bir şey bilmiyorum. Ne oldu Bully? Hiç. Bir şey yok. Que sería